Taner, sesi kontrol ettin mi? Ses tamam. Nergis, hazır mısın? Evet, hazırım. Tam olarak kameraya mı bakmam isteniyor? Evet. Yayına son bir dakika. Hoş geldiniz amirim. Çok geçmiş olsun. Hoş geldiniz. Geçmiş olsun. Geçmiş olsun müdür. Sağ ol. Müdürüm hoş geldiniz. Bizim haber dönüyor. Önemli bir son dakika gelişmesiyle bültenimizi açıyoruz sayın seyirciler. İstanbul dün gece terörle mücadele şube ekiplerinin büyük çaplı bir operasyonuna sahne oldu. Türkiye'de yasa dışı faaliyetler yürüttüğü iddiasıyla hakkında çok sayıda suçlama bulunan Lucas Howard isimli Amerikalı maalesef kaçmayı başardı. Derin Gündem programıyla televizyon ekranlarından tanıdığınız Nergis Emiroğlu ve haber ekibi söz konusu operasyonu yerinden izleyen tek ekipti. Şimdi kendisine bağlanıyoruz. Nergis merhaba. Merhaba. Evet Nergis, Lucas Howard'la başlayalım istersen. Evet, Lucas Howard olayını kavrayabilmek için önce Amerika'nın derin devleti olarak adlandırılan gizli yapıdan bahsetmek zorundayız. Howard'ın bu gizli yapının Türkiye ayağı olduğu ile ilgili zaten istihbarat kaynaklarında uzunca bir zamandır süregelen çok kuvvetli bir şüphe zaten vardı. Aralarında vapur baskını ve Kuzey Irak'a intikal etmek üzere yola çıkan Türk askeri konvoyuna düzenlenen pusu da dahil olmak üzere hakkında çok sayıda terör eyleminin planlayıcısı olduğu söyleniyordu. Hatta bu eylemlere doğrudan veya dolaylı yoldan Amerikalı bazı resmi görevlilerin de dahil olduğu konuşulmuştu. Hatırlarsınız yakın zamanda Amerika'nın İstanbul Başkonsolosu dahil olmak üzere birçok görevli Türkiye'den geri çekilmişti. Bu arada Lucas Howard'ın yurt dışına kaçtığı... Of hayata bak. Hayırdır? Üzülüyorum şu kıza. Gerçekten üzülüyorum. Ah bir bilse. Lucas'tan boşalan koltuğa babası oturacak. Değil mi? Şu rüzgara kapılmış heyecanını kaybederdi. Peki Nergis, yeniden dün geceye dönecek olursak arkadaşlarımız senden aldığımız bazı görüntüleri getirecek şimdi ekrana. Burası İstanbul'un hemen dışında yazlık bir site ve mevsim gereği de bir hayli ıssız. Polis ekipleri Lucas Howard'ın bu evde saklandığına dair bir ihbar almıştı. Biz ne yazık ki daha fazla görüntü alamadık çünkü daha fazla yaklaşamadık. Evet, burada şiddetli bir çatışma görüyoruz. Birileri eve girmek istiyor. Polis olmadıklarını biliyoruz. Kim bunlar? Meselenin püf noktası da bu zaten. Lucas Howard'ı sadece emniyet güçleri ele geçirmeye çalışmıyordu. Başkaları da vardı. Sence kimdi onlar? Bilmiyorum ama Lucas'ın ele geçirilmesini ve konuşmasını istemeyenler büyük ihtimalle gizli yapıydı. Tabii bu benim şahsi kanaatim. Çıkıyor musun? Evet, artık gidelim. Yani dün gece Lucas'ı olay yerinden kaçıran yine gizli yapı mıydı diyor? Evet, böyle bir ihtimal var. Ya da Lucas Howard kimseye yakalanmadan kaçmayı başardı. Birileri Lucas Howard'ı ortadan kaldırdı. Yine başını belaya sokacak. Şu ya da bu amaçla Lucas'ın kaçışına... Nergis için mi endişeleniyorsun baba? Farklı Nergis? Farklı amaçlarla karışmış olduğuna işaret. Nergis kim? Aa, o benim kızım değil mi? Doğru ya. Ben niye endişeleniyorum kızım için acaba? Ya siz beni kim olarak görüyorsunuz acaba? Ha? Görmüyor musun ablan nelerle uğraşıyor? Bu memlekette başka kimse yok mu ya şunlarla uğraşacak? Ben artık alıştım Nergis'in bu hallerine baba. Aslında sen de alışsan iyi olur. Alışmak nedir biliyor musun sen? Bilmiyorsun. Hiçbir fikri yok. Alışmak çaresizliktir. Benden sana baba nasihati oğlum. Çaresiz kalmak istemiyorsan hiçbir şeye alışma. Bir şekilde biletini mutlaka keserler. Nergis Emiroğlu'na ve ekibine çok teşekkür edip sıradaki haberimize geçiyoruz sayın seyirciler. Amerikan başkanlık seçimleri sonrasında geçtiğimiz ay koltuğuna oturan Biden... Evet arkadaşlar. Bu haber bize ne anlattı? Cevabı olan yok mu? Peki. O zaman ben söyleyeyim ne anlattığını. Bu Lucas denen itin dosyası hala açık. İsterse bir mağaraya saklansın. İsterse cehennemin dibine girsin. Bir gözünüz, bir kulağınız, bir eliniz daima bu soruşturmanın üstünde olacak. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. Cüneyt odama.
abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.